Şimdi Sinan Oğan, onun 5%'dan artık ses toplaması, Azerbaycan'da bugünler çok büyük bir təbliğat aparılmaqda ki, Sinan Oğan'a çağırır ki, o sesini Erdoğan'a versin vesaire. Sinan Oğan özü bugün danışdı. Elə deyil mi? Nə danışdı, onun rəyi nədən ibarətdir, o kime verecek öz səsini ve sizin geldiğiniz neticeler? Sinan Oğan öz namizədliyin Ata İttifaqı var. Orada üç partiya var idi. Biri de keçmiş Səhiyyə Naziri Rıfat Sərdaroğlu, Doğru Partiyası. Onlar çekildiler. Çok zayıf hədini artık bir Adalet Partiyası var. Bir de Ümit Özdağ'ın Zafer Partiyası var. Ümit Özdağ siyaset meydanına giren kimi, atasını da tanırdım rahmetli İmam Muzaffer Bey. Siyaset meydanına giren kimi birinci işi oldu ki Suriyalı kaçkınları buradan kovmamız lazım. Bir an evvel bunları buradan çıkartmamız lazım. Yani siyasi şey bununla başladı. Sonra da Daxili İşler Nazirinin geldi üzbəüz. Dedi ki Daxili İşler Nazirini döyeceğim arada görsem. Getdi Daxili İşler Nazirinin kabağına. Belə bir şey yarattı. Gerginliği yarattı başa düşürüz. Bu da bir siyasetin bir şeyidir. Ondan sonra çok Döyəcəm tertip. necə dedi Türkçe? Mənə maraqlıdır. Yəni o dəmir yumruğun başqa formasıdır bu. Necə səslənir bu Türkçe? Nə Dedi demişdi Süleyman'la. ona? Dedi Süleyman'la yani Daxili İşler Süleyman Nazirliği. İcazə Soylu. verin. Aha. Dediği kimi diyeyim de. Bəli. Dedi Süleyman'ı gördüğüm yerde döveceğim dedi. Döveceğim dedi. Ondan sonra o da reaksiyon vermedi. Daha doğrusu cürbəcür şey oldu. Sonra dedi ki sabah saat 11'de Daxili İşler Nazirliğinin kabağında olacağım. Süleyman kişidirse ensin Nazirliğin kabağına. Geçen de orada kabağın kesilen polis zaten. Her şey olmadı ha. Bunu tutsunlar şeylesinler. Uzaklaştırdılar gitti neyse. O mübahise hemşe devam edildi. Kaskınlara göre diğer karanlık meseleler var da perde arkasında. Ümit Özdağ o karanlık noktalardan malumat alabilen bir siyasetçidir. Anlaşıldı ne dediğim terimle. Ve o Mansur Yavaş'ı Ankara Belediye Başkanı'nın namzet gösterdi. Ona müracaatladı ki biz de gezdirik Türkiye'ni. Bütün ictimai rəy soruları prezidentliğe Mansur Yavaş'ın daha real ve bu işte galip gelebileceği namzet olarak gösterir. Ama Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Belediye Sədridir. Ona göre dedi ki benim partim var. Ben çok sağ olun size minnettarım. Onu diyen kimi şeyi namzet gösterir. Sinan Oğan'ın namzet gösterir. İctimai rəy soruları Sinan Oğan'ın 2% keçə bilməyəcəyin şeylidir. Ama son günlerde cərəyan edilen hadiseler, Muharrem İnce meselesi, diğer meseleler baktılar ki parlamente Adalet ve Kalkınma Partisi'nin siyasından o Hüdapar'ın girmesi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul edilmir, Atatürk'ü kabul edilmir, Dünyavi Cumhuriyeti kabul edilmir. Milliyetçi damarı biraz yükseltti, güclendirdi. Milliyetçi damarı güclendiren de Muharrem İnce de çekilen de daha evvel de Meral Akşener Mart ayının 3'ünde kalkıp gelmişti. O altına partiyanın masası vardı bir yere. Sonra kaydı ama oradan xeyli milliyetçi o getdi. O gedən o səslər Milliyetçi Hareket Partiyasından da, İYİ Partiyadan da, hatta Cumhuriyet Halk Partiyasının içerisindeki milliyetçi səslər getdi Sinan Oğan'a. 5%'dan çoxsa. Bu çok büyük bir, ne derdim, bəxti getirmeydi ben size deyim. Yani Ümit Özdağ'ın partiyası hiç 2 yaşı bile yoktu. Xüsusən de bu seçki təbliğatın Suriyalıları biz buradan qovacaq, Afganistanlıları qovacaq. Bu aslında düzgün yanaşmadı. Birisi Türkiye ərəbləşib. Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın yürüttüğü Müslüman kardeşler siyaseti neticesinde İstanbul'da adım atma mümkün değil. Hatay'ın belediye başkanı Lütfi Savaş Suriye serhedinde deyir ki 10 yıl sonra burada Suriyeli belediye sədri seçileceği bura. Gaziantep o cür, Şanlıurfa o cür, alem karışıb birbirine. Onun için bu adımlar onlara ses getirdi, reyting getirdi. Ha indi geldi bu noktaya ki Sinan Oğan deyir ki halledici adam benim onu. Bir mənada düzdür. Halledici adam meselesine gelip. Danışdı danışmadı. Şey elədi ki, ben hem onu da destekleyebilirim, ikisini de destekleyebilirim. Ama 100% arxayın olabilirsiniz. Sinan Oğan Türk samı, bunu bu kadar açıq danışıram ben. Bakıdan maliyyələşir, Sinan Oğan Azərbaycanın rəhbərliyinə, ondan evvelki mərhum Heydər Əliyev. Gece gündüz Twitter'dan heyranlı mesajları şey eləyir ve bilirsiniz ki, Azərbaycanda hürmetli Erdoğan'ın seçilmesi için bütün gücünü ortaya koyuyor. Ona göre Sinan Oğan'ın müxalifətə destek vermesi, Kılıçdaroğlu, bu şey mümkün değil. Buna 100% arxayın olabilirsiniz ve hətta Sinan Oğan'ın 100 bin imza toplamasında ve bunu son 2 günde süratle hatta son gün süratle elemesinde Bakı'nın da büyük desteğinin olduğu yani maddi desteğinin, maliye desteğinin olduğunu bari Türkiye cemiyetinde çok ciddi söhbətler gelir. Bu da yani işin diğer tarafı. Ona göre Sinan Oğan ha indi yok fikirleşe, yok onlarla söhbətleyeceğim, yok bununla söhbətleyeceğim. Baştan şart koyur ki
Kürt təmayüllü Xalqların Demokrasi Partiyası sənə səs verməsə, onu tamamen sistemin kənarına at. Onlar 10% səs alırlar, 62 dənə millətvəkilləri var. Və başdan ayağa da Diyarbakırda Kemal Kılıçdaroğlu'na 71% səs. O görün neçə min səs deməkdir. Kemal Kılıçdaroğlu alıb 24 milyon səs, Sinan Oğan alıb 2 milyon 400 min səs. Yəni 10 dəfə əsli səs alan bir adam indi yol göstərməyə qalxır ki, onları necə kənarlaşır? Kemal Kılıçdaroğlu kürtlərə desin ki, mənə səs verməyin. Kürt məşəli vətəndaşlara desin ki, İstanbulda, məlum orada, burada, İzmirdə, Ankara'da, Diyarbakırda, Şırnak'da desin ki, mənə səs verməyin. Bu şərt onu göstərir ki, qabağına qoymağa ki, mən sənə dəstək verməyəcəm. Bunun da əsas səbəbi Sinan Oğanın Bakıdan çox ciddi şəkildə maddi dəstək almasıdır. Reallıq bundan ibarətdir. Bunu Kılıçdaroğlu nə dərəcədə görür, görmür. Böyük ehtimalla görürlər. Müxalifət də bunu görür. Ona görə də Sinan Oğandan daha çox onlar düşüblər şeyin üstünə. Seçkiyə gəlməyən və etibarsız bülletenlər. Bunların üzərinə və inanın ki, Adalet və Kalkınma Partiyasından seçicilər ola bilər ki, Erdoğan'a desin. Onların fikrini dəyişdirib, ayın 28-də Kılıçdaroğlu'na səs verdirə bilərlər, amma Sinan Oğan fikrini dəyişdirməyəcək. Bunu görəcəksiniz. Mən